Öyle sen dedim Maraşlı olduğun için sana o işi takmışlar. Öyle bir latifelerimiz oluyor aramızda. Miranda da şu anda aynı işi yapıyor galiba futbolcu. Miranda menajerlik yapıyor. Yapıyor değil mi? Menajerlik yapıyor. Zaten o beni Brezilya'ya eski oynadığı takıma almıştı. 1,5 sene Brezilya'da. Ahmet Bayrakçı'nın da size selamları var. Benden de çok güzel yanaklarından öpüyorum. Çok kültürlü Avrupa görüşü olan bir abimiz dedi. Oradan bir görüş aldım. Ayrıca yine bir hatıra Ömer İnce. Evet. Onunla görüştüm. O da dedi Cengiz varmış evet. O zamanlar. Evet. Santrfor. Demiş yani antrenman yaparken hocam demiş ya bol bol demiş yani. Evet. Siz de anlamamışsınız bir şey demişsiniz ya ne diyor bu falan diyor. Evet doğru. Doğru. Onu unutamamış. O anısını anlattı kendisi de. Yani biraz zaman çok kısa olduğu için fazla kişiyle görüşemedim. Görüşebildiğim kişilerden aldığım şeyler şu anda bu Ali abimiz var bizim Kahramanmaraş Spor ve Kahramanmaraş Serdanası Ali Koca abimiz. Onunla görüştüm. O da Diyarbakır maçını anlattı. 3-2'lik maç. 3-2'lik maç. Son dakikalar 2-1 yeniyiz. 3 dakika vardı. 3 dakika kala Faruk ve Şevket atıyor golleri. Evet. 3-2. O maçı sizden bir anlatırsan. Yani şimdi o maçtan önce Mersin maçımız vardı. Ben dedim ki Mersin Baraj, Diyarbakır'da final maçımız olur. Mersin'de çok zorlandık. 16-18. Dakikada mı ne yine bir gol attık. Fakat Mersin'de dirençli bir takım. Çok iyi bir kadroları vardı. Hep bir zorlandı. Hatta hiç unutmam son dakikalar oyunu sahneyeler artık. Sayın Başkanımız Ahmet Evliya Bey'di. Sahanın içine kadar gelmişti. Hoca artık yeter. Çünkü çok gelmeye başladılar. Biz de her maçımızı kazanmak mecburiyetindeyiz. Çünkü beraberlik ve mağlubiyette düşüyoruz yani. Kaçarı kuçarı yok onun. Öyle biriydi. Diyarbakır maçına başladık. 1-0 galibiz. Penaltı oldu. Penaltıcımız da Miranda. Penaltıyı kaçırdı. İlk defa bir penaltı kaçırıyor bizim çalıştığımız dönemde. Tümer'e de ikaz ediyorum. Saadettin'e Tümer oynuyor. Diyorum kontratak oynuyorlar. Yani dikkat edin. Sanki bazı içinize doğuyor öyle şeyler. Pat diye gol yedik. 1-1 oldu. Bastırıyoruz. İkinci de bir tekrardan bir gol yedik. 2-1 mağlubuz. Maç gidiyor artık. Son 3 dakika filan. Baktık seyirci boşanmaya başladı. Ağlayanlar var. İşte üzülenler var. Ama hiçbir kötü tezahürat yok. Yani ne takıma, ne bana, yani hiç ne yönetime. Hiç öyle bir şey duymadık. Olmadı zaten. Bir sağdan bir orta işte Faruk, arkasında Şevket, evet. Maç 3-2, çıkanlar tekrardan geri gelmeye başladı. Sanki orada lig bitmiş gibi oldu. Biz otobüsümüze bindik, lojmana geleceğiz, gidemiyoruz. Her taraf ana baba günü. Lojmana geldik, taraftarlar akın akın lojman önünde tezahüratlar. Ama şöyle bir şey vardı, biliyorsunuz lojmanımızı. Her pazar günü işte ben erken inerim. Aşağıda da Cevdet kardeşimiz var. Çiçekli şeyden. Dar o sokakta. Ticaret borsasında. Evet. Otururum orada. İşte çay may falan içerim. Çocuklar inerdi. Faruk olsun, Nihat olsun. İşte artık maça gireceğiz. Sahaya gireceğiz. Ya hocam derlerdi. Bu maçı bırak. Bu maçı kafanda atma. Biz bu maçı aldık. Ertesi haftaki maçın programını yaptı. İnançlı bir takımdı. Çok iyi bir inançlı takımdı. İşte biraz evvel arz ediyordum onu, Urfa maçı, bizim dönüm maçımız oldu. O zamana kadar Faruk hep stoper oynuyordu. Evet. Antrenmanlarda çalışıyoruz, çok iyi bir timing vardı, çok iyi bir zıplama gücü vardı. Öyle bir futbol bir daha gelsin. Çok Rambo falan. Düşündük, ne yapalım lan? Biz bunu bu sene, bu hafta santrafor başladı. Ve biz devamlı kanat akımlarını çok çalışıyorduk ve çok goller attık orada. Yanılmıyorsam Faruk bizde 9-10 maça yakın oynadı. 11. maç Antep maçında çift sarı kartlı yoktu, oynamadı. Sondan 1. maç. Orada golle başladı. Aşağı yukarı herhalde ya 13 ya 15 o civarda bir gol attı. Gol serisini yakaladı. Bundan sonra santrafor olarak devam etti. Yani hem 4 numara hem 9 numara. Son maçımız çok kötü oldu. Mesela Antep maçı tabii heyecanlıyız, oynuyoruz. 1-1 yakalamışız. 1-0 mağlubuz. 1-1 yakaladık. Bize de 33 yaşındayım. Gençlik var. Oraya kadar gelmişim. Bütün maçları yenmek istiyorsun. Evet. Hatta bilirsiniz o vakitler federasyon 4 maç arkası arkasına kazana 20 milyon teşvik primi veriyordu. Biz 2 kere onu aldık Maraş Spor olarak.
o maçı da almak istiyoruz yani. Bu kadar hiç beraberliğimiz yok, hep galip gidiyoruz. Hatta işte çok sonradan düşünüyorduk, hep konuştuk. Tecrübeleniyorsunuz da bariyle. Hatadır orada. Biz hücumu oynamaya başladık yani. Beraberlik de bize yetiyordu. Son maç nasıl olsa Nevşehir'e öyle böyle yeneceğiz. Tabii 3-1'lik bir mağlubiyet oldu. Hepimiz yerlere çöktük tabii, kaldık orada. Bir de İskenderun maçımız var mesela, bizim hatırlarsınız. 1-0 galibiz. 88. dakikada bir gol yedik. O anda Sabi'nin gözünün önünde böyle oynamaya başladı. Eyvah dedim, bitti yani, buradan nasıl kurtaracağız? Hocam yani maşallah 22 yıl geçmiş, bütün maçların skorlarını biliyorsunuz yani. O ilk göz ağrısından dolayı. O ben bütün çalıştığım takımlarda da aynı. Ben Almanya'daki takımlarında da bütün futbolcuların isimlerini biliriz, dakikaları biliriz, maçları. Belki futbolu çok sevdiğimden. Evet. Ondan kaynaklı. Hocam bir şarkı arası verelim. Tamam. Emkali Yok Maraş diyelim. Çünkü siz de yorgunsunuz, hem bir dinlerim. Çünkü yalnız falan... kısa şunu söyleyeyim. Baştan beri ben çaldığınız bir marş var, Maraş'ın. Evet, onun mu? Yok, o çok kim yaptıysa... Şampiyonası. Şu anda çalıyor, arkadaş çalar. Bestesinde, şarkısında ağzına sağlık. İsmail Hazar. İsmail Hazar'ın. Evet, İsmail Hazar. İsterseniz onu çalalım. Yok, ne geçiyorsa gönlünüzden. Hem Salim Yok Maraş'ı çalalım, hem bir ara verelim. Çünkü çok yorgunsunuz, yarın İstanbul'a gideceksiniz. Evet. Oradan Romanya'ya geçeceksiniz. Evet. Kuluj maçı var, Galatasaray'ın. Evet. Hem Salim Yok Maraş'ı dinleyelim. Dinleyelim. Herhangi birini.